toplumsal sorunlarda görüşlerini ifade etmekten asla ama asla geri durmayan, bize her zaman umut veren şahane bir oyuncuya, aynı zamanda olağanüstü oynadığı İnci'ye, Batma'ya, Zeynep'e, Bahar'a, Hatice'ye, Fidan Aile'ye, Meryem'e nice kadın karaktere takdim edeceğiz. Nur Sürer, Aziz Nesin emek ödülünün sahibi. Buradan tabii Mahmut Talih Öngören'i, Mahmut abimiz. Ben öyle diyorum çünkü çok şaşırıyor genç oyuncular. Mesela Aziz abi diyorum, Aziz Nesin çıkıyor arkasından. Böyle bakıyorlar suratıma. Bir sette genç bir yönetmen, Yaşar abiyle şuradan çıktık dedim. Yaşar abi kim dedi. Yaşar Kemal, arkadaşlar seti terk ediyorum ben şu anda dedi. Yani çünkü ben gerçekten çok şanslı bir oyuncuyum. 79'da başladıktan sonra ülkenin sıkıntıları bizi yazarlarla, şairlerle, heykelcilerle böyle bir araya getirdi. Ülkenin sıkıntıları. Gerçi bu ülkenin sıkıntısı hiç bitmiyor da. Dolayısıyla 12 Eylül sonrası... 12 Eylül sonrası Aziz abiyle tanıştım. Yani sayısını hatırlayamadığım kadar eylemlere gittik. Öyle, onun adına böyle bir ödülü aldığım için gerçekten çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Sivas'a da gidecektim ben esasında. Sivas'a gidecektim fakat Müjdar beni Bodrum'a götürdü. Ertesi gün çok şey Arif sağ aradı, o aradı, bu aradı, işte uçurtmayı vurmasına götür. Oğlum küçüktü ve ben Bodrum'a gitmeyi seçtim. Sonra ertesi akşam müjdeyle duyduğumuzda bana dedi ki bak sen tıp nefessin, kesin orada ölmüştün dedi. Yani Aziz Nesin ne kadar şey atlatabilir bir ülkede ya. Oradan sağ çıktı. Yani hayatını yüzlerce kitap, şey, yoksul çocuklara adamak, yani en sonunda Sivas katliamından kurtulan bir adamdan söz ediyoruz. Yani Aziz Nesin'in belki sadece evlatları biliyor, mezarı yok. Çünkü mezar istememiş Aziz Nesin. Sadece çocuklar üzerinde gezinsin istemiş. Aziz Nesin'in mezarı yok ama Aziz Nesin'i bütün Türkiye tanıyor. Dünyada en çok çevrilmiş şey olarak, yazar olarak üçüncü sırada bir de. Yani ben çok mutlu oldum Aziz abi adına böyle bir ödül almaktan. Gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz size ne kadar teşekkür etsemez. Hangi biri için teşekkür ederim? Yani Umuda yolculuğa, dermana, uçurtmayı vurmasınlara, yılanların öcüne. Böyle aklına gelince bir seferde sayılacak o kadar çok güzel şeyler. İyi ki varsınız. İyi ki bu mesleği yapıyorum. Ben gerçekten ben sürekli ne kadar çok çalışıyorsun diyorlar bana. Çünkü çalışmayı çok seviyorum. Sürekli başka kadınları oynamak çok hoşuma gidiyor. Bu ülkenin kadınlarını oynamak acılı, dertli, öfkeli çok güzel bir şey. İyi ki oyuncu olmuşum. İyi ki. Çok teşekkür ederim. Bu süreli bir kez daha alışıyoruz. Hakikaten iyi ki varsınız. Thank you.
Herkes de çekilmeyi çok ister ama... Evet, bir şansı. Ben... Hiç kimse çekilmeyi...